Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Beklentim her zaman Ankara'da yüksek olur. Severim çünkü. Bazen çok güzel denk getiririz. Bazen de olmaz. Yani istediğimiz sonuçlar gelmez. Tabi hüsran oluyor bizler için de. Dün Şanlıurfa için yapacak hiçbir şey yoktu benim kendi adıma. Önerdiğim güzel atlar vardı birkaç tane. Bazıları ikinci falan çıktı yarışlardan. Maidenlarda son ayakta falan gelen sürpriz atı bulma ihtimalimiz imkansıza yakın kapatmadan Urfa'ya yapacak hiçbir şey yok. Arap Maidenların olduğu programlara dikkat ediyoruz ki bugün de var. Para verir ancak bizim bulma ihtimalimiz düşer. Sebebi Arap Maiden'ın olması. Her an her şeyi yapıyorlar. Birinci koşu şartlı 4 ile başlanıyor. Burada bir 2 nolu safkan var. Memory Remains. Bu safkanın ilgilileri Yüksel Göktürk tanımam bilmem ama yaptıkları çok yanlış. Bunu bir kere aktarayım baştan. Bu atın AGF'si %38 değil %68 olmalıydı. Açık 3'te 4. olursanız, kısa vade 6 ikinciliğini yaparsanız ve dereceli yaparsanız o yarışları kalkıp da açık 3'ten açık yarışları, kısa vade yarışları, şartlı 5'i dahi pas geçip gelip burada şartlı 4 koşturamazsınız. 61 kilo olsa da özcanı da verseniz üstüne olmaz. Yanlış. Eğer kazanamazsanız bu yarışı yarışsevere yaptığınız büyük bir terbiyesizlik olur. Onun dışında başka bir şey söylemek istemiyorum. 2. Mutlak olsun kuponlarda. Kesinlikle olacak. Ancak dediğim gibi 68 olur bunun AGF'si. 38 olmaz. Yanına at yazmak zorundayız. Bu tip atlardan çok fazla dilim yandığı için üfleyerek söylemeye çalışıyorum. O da 1 ve 7 nolu safkanlara. İkisini birden yazmanızı tavsiye ediyorum. Atlı Kaya ve Centaurus. 1-7. Şartlı 4'lerde genelde favori zor kazanıyor. Bakın o da favoriyi isabet ediyor. 2'ye. Burası kısa vade 6 olsaydı 2'nin yanına at önermezdim. Kısa vade 6, 7, 9. Hani grup 3'te 4. olmuşsunuz. Tabela yapmışsınız. Şartlı 4. Yarışsevere, TJK'ya koşmak için çok güzel bir ayarlanmış at durumu. O yüzden tek önermiyorum. Yanlış anlamayın. Tek atacak arkadaşlara itiraz etmem bakın. Şartı değiştirin. Kısa vade 6 yapın. Yanına at önermeyin. O kadar da bu konuda ciddiyim. Ve diğer atlar tabii ilk ayaktır. 1 koşmaz, 7 koşmaz. 2 gene dediğim gibi bir kayıp yarışı güzel bir şekilde getirirlerse herhangi bir at kazanacak. Onu da önermem zor. AGF takip etmenizi tavsiye ediyorum. Birinci ayak için. İkinci koşu. Maiden'ın 3 yaşlı Araplar 4 tane ikincilik maşallah diyelim. Dördünde de AGF. İkisinde Ahmet Çelik AGF ikincilikleri. Ahmet Çelik görevini yapmış güzelce. Ve atı Apprenti'ye emanet ediyorlar. Jockey düşürdükleri anda çıkıyorlar. O yüzden biri tek önerebilirim. Tabi güven vermiyor gene. Gene de güven vermiyor ama yapacak başka bir şey yok. Ya bir tek olacak ya da hani biraz daha rahat yarış izleyelim derseniz start problemi bir de var. 9 taş ucunda da Apprenti'li bakımında. 9 da çıkmaya hazır. Apprenti'yi aldıkları anda çıkmaya hazırdır bunlar. 9 kazanabilir. O da sürekli AGF alıyor. Grubun kaliteli atı. Taş ucu. Yazılabilir. Tek kullanmıyorsanız. 7-8 de AGF var. Güvenmesem de. Yani çok at yazan arkadaşlar. İlave edebilirler. Ateş topu 2 nolu safkan gibi. Tarama atlarıdır. Sonuçta Arap Maiden yarışı. Sonuç bu. %99 AGF olsa gene güvenmem Araplara. Bu kadar da İllallah dedik yani Arap meydanlarında. Umarım başka bir şey hesaplamamışlardır. Bu kazançta, bu ikinciliklerle biri meydan çıkartırlar. Geçmiş senelerde vardı böyle bir at. 7 tane arka arkaya ikincilik yaptı arkadaşlar. 7 tane. 7 sefer tek oynadık. 7 sefer ikinci at. Ama o atın sonradan öğrendik tabii. At devam eden yıllarda da ikincilik yapmaya devam etti.
Atın at geçmeme huyu çok bariz ortaya çıkmıştı. Geliyor geliyor geçmiyor. Geliyor geliyor geçmiyor. Atın huyu varmış. 7. koşudan sonra tamam dedik ama o zamana kadar da bütün kuponları yatırıyordu. Ben tek oynuyordum, yatıyordum yani sürekli olarak. Umarım öyle bir at çıkmaz. Bu da gelip gelip ikinci Ahmet Çelik'le Apranti ile o istediği birinciliği alır. Tabi istiyorlarsa bir de. 3. koşu handikap 15, handikap 2. Burada 5 nolu pehlivan yarışta ağırlığını koyması gerekir. Hatta net olarak kazanarak girmesi gerekir. Tek önerebileceğim bir safkan. Risk edilir arkadaşlar. Grup o kadar zayıf bir grup. Zayıf grupta kum yarışları pehlivanın gayet başarılı ve yeterli. Yani rakip kendi adıma göremedim. Tabi yarış bittikten sonra bir ata geçilirse görmemiş olacağım. 7 handikap 14 kazandı 52 kiloyla. Handikap 15 zorlanır. Yani 7 o kadar kaliteli bir at değil bakın. Handikap puanı hala 36. Zayıf bir at. Bu attan başlayarak, 7'den başlayarak yukarıda inandığınız atlar varsa eklemeyi size bırakırım. 5'in kazanmaması halinde hani 3, 1, 2, 4 sırasıyla herhangi bir at yarış kazanabilir. 6, tutmuyorum 6'yı da ama grup biraz vasat atların bir araya geldiği grup bence. İşte buradan 5'in sıyrılması gerekir. Onun kazanması ve tek olması gerekir. 7 dahil diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ediyorum. 4. koşu şartlı 4. 4'te bir derece var. O yüzden AGF alıyor ama handikapör 4'e yeterli handikapı o. Derece handikapını vermiyor bakın. 3 de şartlı bir kumdan çıkar, main'in çıktılar. Şartlı 1'de. Bunların içinde en kaliteli çıkanı 3 Silver Shadow. Özcan'la bakın bu Özcan'la bu at kazanır. Herhangi bir başka bir şey düşünmüyorlarsa tabii. 3 yarışa kazanarak devam eder. 2 ve 4'ten fazlasıyla kaliteli bir safkan olduğunu handikap ördü belirlemiş. Ben de gördüm. 2 ve 4'ü birlikte düşünün. Hani 4'te derece var ama bu yarışta dereceler değişir. 4 ve 2 aşağı yukarı aynı kalitedeler. Hatta 2 handikapöre göre daha kaliteli 4'ten. Ki dişi safkan 4 nolu safkandı. Tek kullanmıyorsanız 2-4 ama normalde 3'ün tek olması gerekir. 5. koşu altılı başlangıcı. Ayarlayalım hemen burayı da. Şartlı 3-4 yukarı Araplarda. Çok öyle hani elle tutulur bir at göremedim. 9-1-8 güzel çocuk yapmıyor 8 yaşında eski yarışlarını. 4 yapmıyor. 6 ay bayan sıkıntılı biraz görebildiğim kadarıyla. AGF. Bunu da göstereyim. Yani kazanacak yarışlarda yok. Albayhan. 2, 5, 7'ye kadar gidiyor. Bu atlar saydığım atlardan hiçbirini direkt olarak önermeyeceğim. Önereceğim safkanlar şartlı 3'te yarış görecek. Dinçlik yarışı yapacak 2 tane şartın kilosunda safkanlar. Biri 3, biri de 10 nolu safkanlar. Bunlardan herhangi bir tanesi ki galopları Ankara'da gayet güzeldi. İkisinin de hazır görmekteyim. Üst grup atları. Yani grup koşulmuş, kısa vade koşmuş atlar. Herhangi birisi böyle sıkıntısız vaziyette piste geri döndüyse bu grubu çok rahat geçerler. Herhangi biri. İkisinden biri daha doğrusu. O yüzden 3-10-13 birinin kazanmasını bekliyorum. Diğer atlara çok fazla güvenmedim. AGF'ler dahil güven vermiyorlar. Diğer atlardan ister AGF takip edin, ister kendi inandığınız atları yazın. Tercih edebilirsiniz ilk ayakta. Hiçbirine ne olur diyeceğim ne de olmaz diyeceğim. Beklentim bu yeni koşan iki attan birinin kazanması. Kazanamazlarsa ben burayı söyleyememiş olacağım. Yani inandığım bir safkan yok diğer atlarda. Eğer bu iki at da olmasa kapatalım diyecektim. Oraya kadar götürürdüm. 6. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar. Burada da 7 nolu Munzur. 48 handikap puanı ile Maiden çıkmış bir atın arkasında kısmen de olsa ikinci kalarak sprint atarak ikinci kalan 7 nolu Safkan AGF olmayı hak ediyor. Ancak yeri 5'li Ganyan ayağı ilk ayağı 5'linin
Ve AGP atı favori vermem. Favori çıkan atı direkt gitmem. Çok hoşuma da gitmiyor açıkçası. 5 nolu Safkan. Sentetikte AGF alıp İstanbul'da koşuyor Ankara atı. Sadın gücü. 5'i de sürprizde bırakarak buraya 2 at önermek zorundayım. Diğer atlarda çok fazla bir şey göremesem de dediğim gibi Arap meydanı burada da her an her şey olur. Artık bundan sonrası size kaldı. Dileyen gene AGF takip eder. Dileyen de inandığı tuttuğu atları ekleyebilir. Normalde 7'nin kazanması gerekir. 7'yi geçebilirse yani sürpriz koşuyu yapacak olan 5 nolu Le Patron. O geçer. Onun dışındaki atlar geçerse de yani dişi atlar falan ne yazık ki 7-5 gibi 7 gibi atlar tabelaya koşturulmuş, meydandan çıkmamaya koşturulmuş olur. Kanaatim bu yönde bu koşu için. 7. koşu handikap 22 handikap 1 kısa mesafe olmasına rağmen iyi atlar olmasına rağmen direkt şartın atını söyleyeceğim ki o da 8 muallim halim tek olur günün teki olarak da bu kuponları öneririm çünkü biraz da çok at yazılacak bu gruba mecburen ancak handikap kalite handikap puanından kazançtan direkt olarak bu at çıkıyor ki son yarışı da çok rahat birincilik handikap 16'da 61 kilo bomboş kilo ile muallim halimi burada zor tutarlar. Eğer kafayı alır giderse ki umarım öyle yapar. Seri atlar da var burada. Onlara kafayı vermemesi gerekir. Verse de hani 2-3 kiste dahi muallim halim için. Son yarışı çok güzeldi. Ki şarta da uymasıyla ben bu atı tek olarak kuponlara öneririm. Yoksa burası da ciddi bir sürpriz potansiyeli barındırır. Şart tehlikeli bir şarttır. Kalite handikap puanı yüksek veren atlar. Hani 3-2 Akdağ fırtınası bakın %4'lük bir at. Yani geçmiş zamanda son yarışlar kötü. Örneğin Akın Sözen'le Grup 2 kısa vade 8 birinciliği olan bir safkandır. Yarış bu %4'lük ata kadar gider. Çok at yazmak gerekir. Hopa Şahı yani önceki koşullarını biliyoruz bu atın. Gibi bakın bunları bilerek söylüyorum. AGF'lerden önce bunların da şanslı koşar durumda olduğunu aktarmaya çalışıyorum. Diğer şarta uyan safkan Hetbe. Hetbe de kum arkadaşlar. Yani kum atını kalkar çimde bunları geçer mi? Şartın gereği geçebilir. Hayatında hiç çim kazanmamış. Bir kere koşmuş. Hetbe kalkar bugün çim kazanır. Bu şartta her şey olur. O yüzden tehlikelidir. Yani ya tek olacak ya da tuttuğunuz çok inandığınız atları ekleyebilirsiniz. 63 kilolar gelir mi dersen onlar da geliyorlar. Grubun en ağır kilolu atı Tunçdağ şart. Diğer atlar birinciliğe gitmediklerinde direkt olarak en ağır kilolu ata gidiyor yarış. 50 kilolu atlar yarış kazanamıyorsa bir tane var zaten. Birden başlıyor yukarısı. Yani ağır kilolu attan başlar. Etbe başlar. 7 Hopa Şahı, Akdağ Fırtınası. Bunlar hem kazanılı olan ve sürpriz atlar olarak karşımda duruyorlar. 8. koşu şartlı 3 yamak 1. Aslında yamak 1 olmasa şurada jokeyler olsa bu jokeylere bağlı çünkü burası. Jokeyler olsa 4 Sönmez Bey direkt olarak tek önerir kenara çekilirim. Günün teki öneririm Sönmez Bey'i. Üzerindeki yamak 1 apranti arkadaşımız diyeyim. Onun yeteneğine bağlı olarak bence burada Sönmez Bey'in kazanıp kazanamayacağı bence öyle belli olacak. 4 Yine de risk edelim bu apranti'yi beğeniyorum diyen arkadaşlara tek olarak öneririm. Direkt olarak. Yani bu gruba attan gidersem at Sönmez Bey bu grupta. Ancak aprantilerden gittiğim zaman soru işareti var. Nasıl binecek bilmiyorum. Burada 7 yarış gördü arkadaşlar. Dinçlik yarışı yaptı. Bu da şartlı 3 atı değil. Birinci koşuda ilk ayakta size bir olay anlatmıştım. Aynı şey burası için de geçerli yalnız bu biraz daha farklı. Ha, bu yarış gören kısa vade grup atı. 7 nolu safkan. Dinçlik yarışı yaptıysa burada bir eksik koşu gelebilir. O yüzden direkt olarak önermem 7 nolu safkan. Yanına mutlaka at öneririm ki o da
4 zaten direkt favorim tekim. 3 Kuane de Kren de. Bu da Apprentice'ine bağlı tabi. At olarak gittiğimde de 3 gene sürpriz koşarı bu yarışın. Yamak 1. Burada da tehlike var. Yamak 1 olduğu için. 1 olur. 5 olur. Yamak yarışlarında hatalı binişler çok gördüğümüz için yazılabilirler. Attan gitmiyorum artık. Hani yamak 1'den dolayı 1, 5 hatta varsa diğer atlardan inandınız ekleyebilirsiniz. Ama atlara gittiğimde, şarta gittiğimde 4'ün yani üzerindeki çocuk dursa üzerinde 4'ün geçilmemesi gerekir bence. 9. koşu handikap 15, handikap 1. Burada da 2 safkan çok ön planda. 2 ve 7 nolu safkanlar. Kuyruklu yıldız şartı handikap 15 1 şartına direkt uyan bir safkan. Anadolu yıldızında son yarış handikap 16. Bir üst grupta apranti indirimiyle ideal kiloda. O da ciddi anlamda burada kazanana girer. 2 ve 7 arasında ayrım yapmak istemedim ben de. Birinin kazanmasını bekliyorum. İkisi için de bence çok çok uygun ideal bir grup olmuş. 7-2-2-7. Peki hani ganyanlı bir at var mı diye sorarsanız da. Oğlum Yusuf maiden atı olmasına rağmen %4'lük bir at bu grupta değildir. Kalan grupta eğer 2 ve 7 olmasaydı 8 direkt olarak önereceğim safkan olurdu. Kalan grup için. Bu durumda da hani yeriniz varsa ganyanlı bir at bekleyelim derseniz AGF'den dışına çıkıp 8'i öneririm. İhtimali az da olsa var. En azından diğer atlar arasında ciddi anlamda şanslı duruyor 8 nolu safkan. 2-7'ye karşı değil ama diğer atları geçebilecek düzeyde gördüm. Bu kadar düşük handikapı olmasına rağmen. 10. ve son koşu. Maiden gene 3 yaşlı Araplar. Bu Maiden'lardan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Gene geldi bakın Akınay. Aynısı yukarıda da var. Gene jokeyini hemen değiştiriyorlar. Çıkmak istedikleri anda bunu yaparlar. At sahipleri. Bunun da jokeyi değişti Akınay. Para kazandılar. Birinde 4 tane ikincilik var. Birinde 3 tane ikincilik var. Yani jokey ile devam etmiyorlar. Esteler ne olur? 57. Yani 60 olsun 61 kilo olsun. Kilo farklılığı falan hikayesine giriyorlar ama değil. Bence bu jokeyleri ödedikleri para ile yamaklara ödedikleri para arasında çok fark var. Ondan kaçıyorlar. Atları kazanır da zaten. Diğerleri zaten geçmeyecek. Bir de o mantık var. Çıkmak istiyorlarsa kafaya düşüyorlar. Tıngır tıngır kazanıyorlar. Akınay bu işte olaylardan dolayı favori. AGF doğru AGF. İstedikleri anda bu grubu geçerler. Biri geçmek isteyen kim olur? Biraz kaliteli bir at olması gerekir. Meydanda dolaşmayacak bir at. O da AGF doğru 9 önü açık. 52 handikaplı atın arkasında ikinci. Başarılı bir ikincilik sentetikte. Burada yaparsa biri hani geçer gene bir ikincilikte kalır. Bir hayallerine kavuşur. 4 tane ikincilikle Maiden'da bir dünya para kazanmış olur. 1 rakip 9 1991 %60 AGF. Çok yüksek ikisinin AGF'si. Bu AGF'nin dışına çıkarlar mı? Çok çıktılar. Çok oldu bu olaylar. Hani ikisini yazalım kenara çekelim. Aslında olması gereken bu ama diğer olaylarda bu iki atın dışına çıkarsa da güzel ikramiye gidecektir. Gene AGF geliyor ama yani 3, 2, 4, 7 sırf Arap Maiden olduğu için taranır, yazılır. Beklentisi, ikramiye beklentisi yüksek olan arkadaşlara bu şekilde aktarır. Yani normali bu iki attan birinin kazanması normal sonuç olur. Ankara, söyleyeceklerim bunlar. Beklentim yüksek. İnşallah da söylediğimiz gibi bitirirler. Tabi her zaman olduğu gibi bütçelerinizde kesinlikle aşmayınız arkadaşlar. Bu oyunlarda yani ufak rakamlara da çok güzel ikramiyeler denk gelir gelecektir. Bunu da her zaman söylerim. Yani rakamları büyüterek tutturamazsınız. O gün gününüzde olursunuz. Yazdığınız atlar tıkır tıkır gelir. Sonuncu atı tek atsanız o at uzak kazanır gelir. Yeter ki sizi istesin. O yüzden bütçelerinizi aşmayın. Aşmadan da çok güzel ikramiyelere gidebilirsiniz. Tercihler burada
ortaya çıkacak. Umarım yazdığınız gibi gelir diyeceğim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.